Bir emekli Rus general Leonid Ivaşov, Türkiye'nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini belirterek, Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Biz ise izliyoruz. Rusya zamanla bağımlı hale gelecek diyor. Rusya'nın Şahin kanadının ortak bir endişesi bu. ABD ve Avrupa Birliği, Türkiye çok büyüdü. Avrupa'yı tehdit ediyor. Atlantik ekseninden uzaklaşıyor. Kontrol alanımızdan çıkıyor. Yeni bir merkez, güç inşa ediyor. Kendi coğrafya hafızasını oluşturuyor. Kafkasya'da, Libya'da, Kızıldeniz'de, Basra Körfezi'nde, Orta Afrika'da, Orta Asya'da, hatta Güney Asya'da etkinliğini alabildiğini artırıyor. Batı'nın sömürge alanlarını daraltıyor. Türkiye Osmanlı'yı yeniden kuruyor. Müdahale etmeliyiz, durdurmalıyız. Bu kadarla kalmıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin, Fransa'nın, Avusturya'nın, hatta Almanya'nın iç işlerine karışıyor. Akdeniz'de bütün Avrupa Birliği ile boy ölçüşüyor. Türkiye'nin siyasi ağırlığı Avrupa Birliği'nin toplam ağırlığını aşmış durumda. Biz içe kapanırken o alabildiğine dünyaya açılıyor. Türkiye ABD'nin cephe ülkesi iken artık ABD çıkarlarına göre değil, kendi hesaplarına göre hareket ediyor. İçeride ve dışarıda ABD vesayetine savaş açıyor. Türkiye, Batı'nın çıkarları için cepheye koşarken şimdi Batı için tehdit haline geliyor. Müdahale etmeliyiz. Türkiye'yi durdurmalıyız diyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve onların etkisinde olan bölge ülkeleri, Türkiye Osmanlı'yı yeniden kuruyor. Yeni bir güç ortaya çıkıyor. Bu güç durdurulmazsa bütün bölgeyi etkisi altına alacak diyor. O zaman Türkiye karşıtı cepheyi kuralım ve bilinen her alanda onunla mücadele edelim diyor. Ve bu eksen kuruluyor coğrafyanın her köşesinde. Türkiye karşıtı herkeste terör örgütleri dahil işbirliği yapıp akıl almaz düşmanlıklar sergiliyor. Türkiye, Çin ve İran için de tehdit mi? İran yükselen Fars emperyal hırsı ile Türkiye'nin güçlenmesinden endişe ediyor. Devrimi Pers İmparatorluğu projesine dönüştürürken Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da her alanda Türkiye engeline tosluyor. Bu yüzden de el altından Türkiye'yi durdurmaya ayarlı her ülkeyle, her güçle, her ortak yapı ile ilişki kuruyor. Bazı kaynaklar böyle giderse orta ve uzun vadede Çin'in Türkiye'yi jeopolitik hesapları için, Orta ve Güney Asya'daki hedefleri için, hatta Orta Afrika'daki çalışmaları için tehdit olarak algılayabileceğini, Türkiye'nin Orta Asya'da asıl Çin'i sınırlayacak bir güce dönüşebileceğini tartışıyor. Ukrayna, Karabağ'daki zaferi örnek alıyor. Rusya işgali altındaki bölgelerin de bu şekilde kurtarılabileceğini düşünüyor. Ukrayna gibi birçok ülke, sorunları olan herkes, Türkiye'yi rol model olarak görüyor. Bu yöntemle bir çıkış yakalamaya çalışıyor. CHP, siz dışarıdan müdahale edin, biz içeriden vuracağız. Peki CHP ne diyor? Ortakları ne diyor? Bazen ABD için, bazen Avrupa Birliği için, bazen Fransa için, bazen Rusya için, bazen İran için, bazen Birleşik Arap Emirlikleri için pozisyon alıyor. Bıraktık devletleri bazen PKK için, bazen DHKPC için harekete geçiyor, koruma kalkanı haline geliyor. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'da, PKK ile mücadelede, ABD baskıları sırasında, Avrupa Birliği yaptırım tehditleri sırasında, Macron Fransa ile Akdeniz'deki hesaplaşmada hiçbir şekilde Türkiye'nin yanında olmadı. Bütün bu ülkeleri, bütün bu örgütleri Türkiye'den üstün tuttu. Onları savundu. Onlar üzerinden Türkiye'ye saldırdı. En son Libya tezkeresine red oyu vererek Hafter adlı bir terör baronunun yanında yer aldı. ABD'nin yeni başkanı Biden'a Türkiye'ye müdahale çağrıları bile yapan bir siyasi parti ve ortaklarının yaptığı hiçbir şey iç politika değildir. Tamamen küresel müdahale çabalarının içerideki taşeronluğudur.
İslamofobi ihalesi aldılar. Batı'nın İslam'la savaş için projelendirdiği İslamofobi, CHP için yeniden bir siyasi hedef haline geldi. Bu yeni uluslararası ajandayı en etkili biçimde kullanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkçe Kur'an okutması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İslamofobik karikatüristleri davet etmesi bundan. Yakında Macron'un Fransa'da uyguladığı İslamofobik tezlerinin tamamını CHP'de göreceğiz. Bu alanda CHP bir karargah haline getiriliyor. Çok daha tehlikeli adımlar atacaklar. Erdoğan'ı devirebilirsek Türkiye'yi durdururuz. O varken mümkün değil. Hepsi tek bir ağızdan Erdoğan'ı devirmeliyiz, durdurmalıyız. Erdoğan'ı devirirsek Türkiye'yi durdururuz. O varken bu mümkün değil. Tek yöntem bu diyor. ABD ve Avrupa ile İsrail eksenli bölgesel cephe dışarıdan, CHP ve ortakları içeriden Türkiye'ye saldırıyor. O yalanlar, o kurgular, o iftiralar, o ajandalar sistematik bir çalışmadır. Dışarıda hazırlanmış ve ellerine tutuşturulmuştur. CHP ile muhafazakar muhalefeti, İYİ Parti ile HDP'yi aynı çatı altında kim toplamışsa içeriden saldırıyı da o yalan dosyalarını da onlar üretmiştir. Bu artık açıktır. Türkiye'nin hiçbir meselesi artık iç politik değildir. Bu yüzden muhalefeti müdahale cephesi haline getirenlerle hem dışarıda hem içeride mücadele ediyoruz. Evet, biz hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. ABD, Avrupa şunu bilmeli. Evet, yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye kendi havzasına, coğrafyasına, mirasına sahip çıkıyor. Bu kaçınılmaz, durdurulamaz bir akıştır. Türkiye, Batı'nın ayıplarını, kirli dosyalarını, ikiyüzlülüklerini ortaya koyuyor. Kanlı sömürge tarihini ortaya seriyor. Batılı dünya düzeni 500 yıllık sömürge düzenidir. Sona gelindi. Hazımsızlıkları bundan. Türkiye bunu sadece bir milletin, ülkenin yükselişi olarak görmüyor. Yeniden kurulan, kurulacak olan uluslararası sisteme adil bir çağrı olarak görüyor. Artık boyun eğmeyeceğini, yedek parça gibi görülemeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Türkiye bütün milletlere, iklimlere çağrının adıdır. Varoluş mücadelesi veren, yüzyılların sömürge düzenlerinden kurtulmaya çalışan bütün milletlere bir çağrı yapıyor. Yeryüzünün ezici kitleleri için kendisi bir çağrıya dönüşüyor. Daha dengeli, daha onurlu bir dünya istiyor. Birkaç ülkenin dünyanın kaderini rehin almasına itirazlarını yükseltirken insanlığın ortak vicdanından konuşuyor. Pandemi ile birlikte olağanüstü hız kazanan güç kaymalarına karşı kendini koruyor, teyakkuza geçiyor, hazırlık yapıyor. Eskiyen batıya karşı yeni dünyanın en dinamik söylem ve unsurlarını okuyup ona göre harekete geçiyor. 2023'e kadar çok ağır saldırı. Kutsalı olmayan CHP'ye verilen talimat böyle çünkü. 2023'e kadar CHP ve ortaklarının, içerideki cephenin saldırıları olağanüstü artacak. Talimat böyle, proje böyle. Ellerine tutuşturulan program böyle. Bütün siyasi kimlikleri bir kenara bırakarak kutsalı olmayan bir iç cephe dizayn edildi. Var güçleriyle Türkiye ile savaşıyorlar. Bu artık böyle, bu artık siyaset değil. Bu Anadolu ve çevresinde bin yıldır devam eden mücadelenin 21. yüzyıla taşınmasıdır. Hiç kimse Haçlı savaşlarını Anadolu'ya taşımaya kalkmasın. İçeride ve dışarıda ne kadar ortak cephe kurarlarsa kursunlar. Türkiye ekseni olağanüstü bir mücadele veriyor, vermeye devam edecek. Kimsenin Haçlı savaşlarını içeriye taşımasına izin verilemez. Hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir ittifakın, hiçbir anlayışın, hiçbir siyasi kimlik ve hedefin Haçlı savaşlarını yeniden Anadolu'ya taşımasına izin vermeyeceğiz. Kaybedersek bütün ülkeyi kaybederiz. Bu yüzyılda kaybederiz. Tarihin akışı, dünyanın değişimi şunu söylüyor. Kaybetmeyeceğiz.